Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı, mis kokulu, çilekli limonata tarifi paylaşacağım inşallah. Bence şimdiden çilekleri dolabınızın dondurucu kısmına stoklayın. Ramazan ayı geldiği zaman, mübarek Ramazan ayı geldiği zaman iftarlarda çilekli limonatayı yapın derim. Rengiyle, lezzetiyle, her şeyiyle 10 numara 5 yıldız muhteşem bir tarif. Çilekli limonata için ihtiyacımız olan malzemeler. Burada 1 kilodan birazcık daha az bir kısmını süslemek için ayırdım. Çilek var. 4 adet limon kullanacağım. 2 su bardağı şeker. Öncelikle çilekleri rondodan geçirmem gerekiyor. Şöyle birkaç parçaya böldüğüm çilekleri rondoya atıyorum. Birim tamamını güzelce doğradım ve robotuma yerleştirdim. Şimdi kapağımı kapatacağım. Çileklerim tamamen püre haline gelene kadar rondodan geçireceğim. Limonatanın püresi hazır. Limonatanın ikinci aşamasında 4 adet limondan 2 tanesinin kabuklarını rendeleyeceğim. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Limonda rendeledim. Limonlarımın suyunu sıkıp limon rendesinin üzerine ekleyeceğim. Son limonun suyunu da ekliyorum. 2 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Limonun üzerine. Böyle bir karıştıralım. Biraz böyle şekerin erimesini sağlayalım. Olduğum çilek püresini de karışıma ekliyorum. Limonataya katmış olduğu aromaya bayılıyorum. O yüzden ekliyorum bolca. Tekrar şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra servis esnasında da nane koyacağım için şu an çok fazla koymuyorum. Tamamdır. Eğer ki vaktiniz varsa bu şekilde hazırladıktan sonra bir gece dolapta bekletip ertesi gün sulandırırsanız iyice birbiriyle özleştiği için tadı muhteşem oluyor. Fakat ben yerine bırakmayacağım. 1-2 saat dinlendireceğim bu şekilde limonatamı. Daha sonra sulandırıp servis yapacağım. Limonata karışımı 2 saat kadar dinlendi. Şimdi limonatanı servis yapacağım sebilin içerisine çok ince bir tülbent serdim. Süzgeçten de geçirebilirsiniz. Benim süzgeçlerim birazcık geniş olduğu için bu limonata sebilinin kapağına geniş geleceği için bu şekilde tülbentli bir çözüm buldum. Hazırlamış olduğum limonatayı bu şekilde tülbentin içerisine boşaltıyorum. Limonatanın özünü tamamen sebilin içerisinde bırakmasını sağlayacağım. Ve tamamen posası kalana kadar bu şekilde sıkacağım. Limonlu çilek püresini güzelce tülbentten sıkarak tamamen sebilimin içerisine boşalttım. Tülbentte çilek püresi kalmayıncaya kadar neredeyse su ekleyerek, azar azar su ekleyerek tamamen o karışımın sebilin içerisine boşalmasını sağladım. Şimdi tekrar, daha henüz koyu çünkü, biraz daha su ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Şöyle limonatanın tadına bakmak istiyorum. Gerçekten müthiş bir tadı var. Ama birazcık şekerli olmuş. O yüzden birazcık daha su ekleyeceğim. Siz de yapım aşamasını böyle şekeri kontrol ederek suyunu eklerseniz sonuç mükemmel olacaktır. Bir daha karıştıralım. Artık sunum aşamasına geçiyorum. Limonatanın içerisine buz parçaları atıyorum. Nane yapraklarını da atıyorum içerisine. Eğer varsa daha önceden kurutmuş olduğunuz gülleri de limonatanın içerisine atarak böyle hem birazcık daha aroma vermesini sağlayabilirsiniz hem de hoş bir görüntü katmış olursunuz. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Tamamdır. Şimdi sebilimin kapağını kapatıyorum ve sunuma geçiyorum. Çilekli limonatamız servise hazır.
Bu muhteşem tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.